Herkese hayırlı akşamlar. Kırmızı Masa'ya hoş geldiniz sevgili izleyenler. Kırmızı Masa'da bu akşam çok önemli bir misafirim var. Tam da gündemle alakalı. Neden? Çünkü biliyorsunuz şu anda dün geceden itibaren Rusya'da Wagner savunma şirketi diyelim, özel paramiliter bir örgüt, askeri yapılanma resmen kimilerine göre darbeye kalkıştı, kimilerine göre de bir anlamda operasyon çekiyor ve şu anda ciddi bir ilerleyiş de kaydetmiş durumda. İşte tam bunun ortasında Türkiye'de daha önce tartışma konusu olan bir savunma şirketi, Sadat, kısa adı Sadat. Bu şirketle hemen sosyal medyada kıyaslamalar başladı. Hatta akşam saatlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine Sadat'ı suçladı, hedef aldı, Wagner'le kıyasladı. Sadece Sayın Kılıçdaroğlu değildi sosyal medya kullanıcıları ve tabiri caizse Twitter'da topik oldu Sadat. Peki ama neden? Sadat neden hedef alınıyor? Aslında niçin kurulmuştu? Neden kurulmuştu? Ne iş yapıyor? Wagner'le benzerliği var mı yok mu? İşte tüm bunları Sadat'ın başkanına soracağız ve bu akşam Kırmızı Masa'da Sadat Başkanı Melih Tanrıverdi var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size ve değerli izleyicilerimize sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Sağ olun, eksik olmayın. Hakikaten de biz aslında sizi davet ederken Wagner krizi başlamamıştı. Evet. Ama dün geceden itibaren dünyanın dikkatleri şu anda Rusya'da nasıl bir sonuç getirecek bu isyan şeklinde, herkes bunu soruyor. Biz de göreceğiz ama tabii ki bunların cevaplarını da aramaya çalışacağız ama Sadat çok tartışılıyor. 13 yıllık bir şirket benim bildiğim. Sadat nedir, ne değildir, neden kuruldu, kimler kurdu, evet. Wagner'le benzerliği var mı falan, bunların hepsinin cevabını sizden istirham edeceğiz ama çok kısa Kırmızı Masa izleyicileri için Melih Tanrıverdi'yi tanımak istiyoruz. Benim kayıtlarımda 1968 Üsküdar doğumlu gözüküyor. Evet. Aslen Üsküdarlı mısınız? Biz Konya Akşehirliyiz. Konya Akşehir Doğrugöz köyündeniz. Fakat babam memur olduğu için, asker olduğu için sürekli oradan oraya tayin olduğundan İstanbul'da, Üsküdar'da görev yaparken, Ümraniye'de görev yaparken Üsküdar'da oturuyormuşuz ve Üsküdar'da doğmuşum 1968 yılında. Tabii genelde insanlar tahsil hayatlarından bahsederken işte falan ilde ilk ve orta öğrenimimi gördüm diye bahseder. Benimki tamamen çok farklı. Ben ilk ve orta öğrenimimi Türkiye'nin pek çok ilini gezerek tamamladım. Babanızın subaylığından mı? Subay olduğu için tabii. her yıl başka bir şehirde okudum ben. Yani ilkokul 1. sınıfa Burdur'da başladım. 2. sınıfı Ankara'da Polatlı'da okudum. 3. sınıfı İstanbul'da Beşiktaş'ta okudum gibi böyle her yıl başka bir şehire tayin olarak geçti öğrencilik hayatım babamın görevinden dolayı. Üniversite hayatına kadar bu böyle devam Askeri etti. Askeri okul tercih etmediniz mi? Askeri okul tercih etmek istedim. Babam bir evden bir tane asker yeter dedi. Ondan sonra izin vermedi askeri okula girmeme. Dolayısıyla mühendisliğe veyahut da tıbba yönlendiriyorlardı genel olarak. Ben mühendislik alanına biraz daha meraklıydım. Dolayısıyla ilk önce meslek lisesi tercih ettim. Teknik lise okudum. Elektrik bölümü okudum ve daha sonra teknik lise 3. sınıftayken de üniversiteyi kazanarak üniversiteye geçiş yaptım. Bursa Uludağ Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümü mezunuyum. 1989 yılından 2012 yılının Ağustos sonuna kadar mesleğimi icra ettim. Yani? Teknik servisim vardı. Haberleşme cihazları üzerine. Ben mesleğe başladığımda 89 yılında Türkiye'de henüz daha cep telefonu diye bir şey yoktu. Biz telefon haberleşme sistemleri, telefon santral. Hilal telefon diye bir şey mi vardı? Evet, Hilal. Vardı yani. Ya sizin elektronik şirketin adı mı Hilal Telefon? Şirketim yoksa ilk, bir şey mi yaptınız? İlk şirketimin adı Hilal Telefon'du. Daha sonra şirkette işlerimi yoluna koyayım da askere giderim. Yani kısa dönem askerlik yapmayı planlıyordum. Fakat işleri yoluna koymak mümkün olmadı. Şirketi kapatıp gitmek zorunda kaldım askere. Kısa dönem askerliği yapıp geldikten sonra da firmanın ismini değiştirdim. Tabii babanız da aynı yerde değil. Babanız o zaman emekli olmuştu. Babam emekli olmamıştı. Görevliydi o dönem tabii ki. Ben ilk çalışma hayatına başladığımda o yanlış hatırlamıyorsam Ankara'da
Yüksek Askeri İdare Mahkemesi'nde hakim üye olarak görev yapıyordu yanlış hatırlamıyorsam eğer. Ama onun kışlasında değildiniz yani. Tabii ki. Ha, askerliğimi yaptığım evet. dönemde mi? Yok, askerliğimi yaptığım dönemde de askere ben 1995 yılında gittim. 95 yılının aralığında gittim yanlış hatırlamıyorsam. 247. kısa dönem olarak yaptım askerliğimi. Mamak'ta muhabere okulu vardır. Yani MEFS okulu diye meşhurdur. Orada yaptım askerliğimi. Tabii ki babamın kışlasında değildim yani. Babam o dönemde, ben askerlik yaptığım dönemde sağlık daire başkanlığı yapıyordu. Yani Kara Kuvvetleri Sağlık Daire Başkanı'ydı. Sonra askerden sonra ne yaptınız? Askerden sonra tekrar kendi işime devam ettim. Yani aşağı yukarı 23 sene kadar teknik servis işlettim ben. 89'dan 2012'nin ortasına kadar 23 sene civarında kendi mesleğimi yaptım. Panasonic'in ve bazı markaların yetkili servisliğini yürütüyordum. Fakat 2012 yılında Sadat'ın kurulmasıyla, Şubat ayında kuruldu Sadat. Sadat'ın kurulmasıyla fikir bana çok cazip geldi. Kendi mesleğimi icra ederken Bursa'da 2005 yılında Bursa Elektronikçiler Meslek Odası beni yönetimine aldı. Yönetim kurulunda şöyle diyeyim, yani Türkiye genelinde o dönemde, şu andaki durumu takip etmediğim için bir şey söyleyemeyeceğim ama o dönemde 81 vilayet var Türkiye'de, 17 tane elektronik meslek odası vardı benim görev yaptığım dönemde. Dolayısıyla her ilde meslek odası yoktu. Biz Bursa Elektronikçiler Odası olarak diğer 16 tane meslek odasının yıllık bütçelerinden daha büyük bir bütçeyle çalışıyorduk. Çok aktif bir odaydı. Ben de bu odada yönetim kurulunda projelerden sorumlu, Avrupa Birliği projelerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev aldım. Leonardo da Vinci mesleki eğitim programları vardır Avrupa Birliği'nin, hibe programları. Meslektaşlarımızın mesleki eğitimlerini yapmak üzere o hibe programlarından faydalanırdık. Yine Grundtvig yetişkin eğitimi programları vardı. Meslektaşlarımız yetişkin insanlar olduğu için yine o programlardan faydalanırdık. 2005-2012 yılları arasında o projeleri yürütüyordum. Tabii yurt dışı projeleri yürüttüğüm için ve işte Türkiye'deki elektronik meslek grubuna hitap ettiğim için benim için mesleki bir tatmindi bu yani. Hani maddi bir getiriden ziyade mesleki bir tatmindi. Hani fakat Sadat kurulunca orada daha büyük bir hizmet grubu gördüm. Bir dakika, Sadat'a gelmeden bir Tirliçe meselesi var. Bu Tirliçe daha sonraki bir konu. Evet, tamam. Daha sonraki bir konu. Dolayısıyla Sadat'a geçmek makul geldi. Ama Sadat'ın genelde kurucuları daha çok asker kökenli değil miydi? Zaten ben geldiğimde Sadat çoktan kurulmuştu. Üzerinden aylar geçmişti. Asker yani, kökenli. Asker kökenli tabii ki. Onu da isterseniz detaylı bir şekilde anlatacağım. Özellikle anlatılması gerekiyor zaten. Çünkü Sadat'a saldırıların arka planının ne olduğunu anlayabilmemiz için bunları incelememiz gerekecek. Tabii. Dolayısıyla 2012 yılı Ağustos ayı itibariyle iş yerimi devrederek Sadat'a geldim. İletişim ve Bilişim Sistemleri Müdürü olarak başladım ilk Sadat'ta. Daha sonra farklı görevlerde de bulunarak en nihayetinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildim. Evliyim. 3 tane çocuğum var. Maşallah. Onlar da evliler. 5 tane torunum var. Maşallah. Özetle Melih Tanrı verdi böyle. Gayet güzel. Bu Tirliçe meselesi neydi? Tirliçe meselesi şu. Tabii Sadat'ı kurduktan sonra Sadat'ın savunma sanayi alanında iş yapmak gerçekten çok zor bir alan. Yani hem savunma sanayi mal üretimi yapıyorsanız da aynı konu. Hizmet üretimi, biz hizmet savunma sanayinin hizmet sektörü tarafında çalışıyoruz. Hizmet sektöründe de faaliyet göstermek çok zor bir alan. Yani biz bir ülke için bir proje oluşturduğumuzda bu projeyi oraya sunmamız, incelenmesi, güven tesis etmemiz karşı ülkede. Ondan sonra buna bütçe ayrılması, kaynak ayrılması falan ortalama 3 yılı buluyor. Yani faaliyet geçirmesi, para kazandırıyor olması 3 yılı buluyor. Dolayısıyla çok emek sarf etmeyi gerektiren bir konu.
Dolayısıyla şirket ilk kurulduğu yıllarda bir döner getiriye ihtiyacı vardı. Gıda sektörü de burada en hızlı sirkülasyonun sağlandığı alan olduğu için o dönem Tirleçe'de bilinmeyen bir üründü. Çocuklarım vasıtasıyla oraya yatırım yaptık Sadat olarak ilk önce. Ondan sonra ve oradan şirketin işte genel yani liderliğini... Sadat için kurdunuz siz. Sadat için kurduk. Evet, tabii yani oraya bir getiri döner sağlasın diye kurduğumuz bir firma. Ya daha devlet sonra desteğiyle kurulmadı yani. Hayır. Hayır. Yani Sadat tamamen sivil bir inisiyatifle kurulmuş bir şey. Onu da yine anlatmak isterim detaylarıyla. Sadat'ın kuruluş felsefesini ve nasıl kurulduğunda bahsetmek isterim. Sadat'ın tam açılımı ne? Bir kısaltılması değil mi? Sadat kısaltılması. Sadat kısaltma değil, yani şöyle diyeyim. Savunma danışmanlık ticaret kelimelerinin savunmanın sahası, evet, danışmanlığın dağısı ve ticaretin T harfi alınmış, oluşturulan bir şey. Tabii hani tevafuk etmiş yani seyitler kelimesinin çoğulu, hani seyit kelimesinin çoğulu olan Sadat'a Sadat oraya tevafuk etmiş. Evet. O yüzden de hoşuna gitmiş kurucuların duyduğum kadarıyla. Ben kurucular arasında bulunmadım. Öyle telaffuz ediyorlar. Ve şirketin tam ismi Sadat Uluslararası Savunma, Danışmanlık, İnşaat, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak belirlenmiş. Savunma sanayinin hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir şirketimiz var yani. Siz savunma sanayi hizmet sektörü. Evet. Yani Türkiye'de sizden önce var mıydı bu sektör? Savunma sanayi hizmet sektörü. Bizden önce bu sektörde faaliyet gösteren kimse yoktu. Sektör halen de daha aslında oturabilmiş değil Türkiye'de. Hani bununla ilgili biz çeşitli çalışmalar yürüttük ama herhalde o dönem mevcut konjektür tam oturmamıştı. Ondan sonra belli sebeplerden dolayı tahmin ediyorum halen daha savunma sanayi hizmet sektörüne rağbet edilmiyor. Ama önümüzdeki dönem için 2024-2028 12. kalkınma planının içine sokulması gerektiğini düşünüyorum ben. Bununla ilgili çalışmalarımız da var. Önemli değil mi? Çok önemli bir sektör. Çünkü bugün dünya küresel çapta baktığımızda bu sektörde 200 milyar dolar civarında bir ciro döndüğünü görüyoruz. Mutlaka Türkiye bundan payını almalıdır. Bu bir tek Sadat'la olmaz. Bir iki tane firmayla olmaz. Pek çok firmanın bu konuda kurulması yani teşvik edilmelidir. Yani siz şunu demiyorsunuz. Bizim tek elimizde olsun, başka şirket kurulmasın falan demiyorsunuz. Yani yüzlerce daha şirket kurulsa bu pazardan, bizim payımızdan hiçbir şey eksilmez. Öyle diyeyim ben size. O kadar büyük bir pazar yani. Dolayısıyla rekabet kaliteyi getirir. Önemlidir. Sonra biz yalnızca biz olalım, başka kimse olmasın diye bir düşüncemiz yok. Önemli olan Türkiye'nin yeni Türkiye vizyonunda Türkiye'ye yeni bir pencere, yeni bir kapı açmak bence. Hani etik değerlere önem veren bir firmayız biz. Dolayısıyla sadece benim olsun, küçük olsun ama benim olsun gibi bir mantıkla yaklaşmıyoruz konuya. Evet, bu çok önemli. Tabii bir de Aslan var. O evet. Sizinle alakalı mı, değil mi? Aslan bir sivil toplum kuruluşu. O da farklı bir amaçla kurulmuş. Yani isterseniz ben Sadat'ın kuruluş amacından gireyim. Şöyle tarihi çerçevede devam ettireyim. O zaman şöyle yapalım mı? Bir kısa bir ara verelim. Tamam. Bir nefes alalım. Ondan sonra da Sadat mevzuna. Tamam. Ve dediğiniz gibi daha sonra da Sayın Kılıçdaroğlu'nun ithamlarına bugün yine yaptı. Çünkü Sadat'ın önüne kadar da gitmişti kalabalık, evet, bir grupla. Hatta davalık oldunuz onunla. Sayın Meral Akşener'in ithamları vardı. Evet. Size açılmış değil ama sizin açtığınız davalar var. Evet. Ve bugün Twitter'da Sadat Wagner benzetmesi topik oldu. Herkes Sadat'ı suçladı. Kimler suçladı? Neden rahatsızlar? Evet. Bunları soracağım ama kısa bir nefes alalım. Devam edeceğiz. Peki. Sevgili izleyenler, kısa bir ara tekrar buradayız. Sevgili izleyenler, Kırmızı Masa tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam Kırmızı Masa'da Sadat Başkanı Sayın Melih Tanrıverdi bizlerle birlikte. İlk bölümde daha çok Melih Bey'i tanımaya çalıştık, tahsil hayatını ve ticari
ticaretle uğraştığı dönemi konuştuk ve Sadat'ın kuruluşuna kadar gelmiştik aslında. Hemen oradan devam edelim. Sadat niçin var? Niçin kuruldu? Bu fikir nereden çıktı? Evet. Oradan başlayalım. Öncelikle Sadat'ın kuruluş felsefesine girmeden önce bir tebrikle girmek istiyorum. Tabii Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimlerini geçirdi. Bu seçimlerle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ve bu sistemin mimarı olan Recep Tayyip Erdoğan'la devam kararı aldı. Yani Türkiye bu tercihiyle yeni Türkiye 100 yılı vizyonunu satın almış durumda. Bu vizyon sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada dost, düşman, her kesim tarafından saygıyla karşılandı. Bunu da çeşitli ülkelerin devlet başkanları ve üst düzey yetkililerinin yaptığı açıklamalardan görüyoruz zaten. Dolayısıyla başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğunu, dilinin Türkçe olduğunu, bayrağının şekli bayrak kanununda belirtildiği şekliyle beyaz ay ve yıldızlar oluşan al bayrak olduğunu, milli marşının İstiklal Marşı ve başkentinin de Ankara olduğunu kabul eden Cumhur İttifakı'na mensup tüm siyasi partileri ve liderlerini Türkiye'nin yeni yüzyılı vizyonu ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerlettikleri için canı gönülden tebrik etmek istiyorum. Hem kendi adıma hem de Sadat Camiası adına. Elan biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak Cumhurbaşkanımızla, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kastediyorum, Cumhurbaşkanımızla aynı saflarda omuz omuza yer alarak çok önemli bir döneme tanıklık ettiğimizi ve bunun için Allah'a ne kadar şükretsek az olduğunu da vurgulamak isterim. Şimdi Sadat konusuna gelince, Sadat'ın kuruluş felsefesini doğru anlarsak eğer, Sadat'a yöneltilen tepkilerin de neden kaynaklandığını doğru anlayabileceğimizi değerlendiriyorum. Sadat'ın kuruluş felsefesini internet sitemizde Neden Sadat başlığı altında aslında yayınlıyoruz biz. Tam adıyla Sadat Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak geçiyor. Bunun hangi gerekçelerle kurulduğunu Adnan Tanrıverdi Paşa bir hatırasına dayanarak anlatıyor. Şöyle ki 1996 yılının Temmuz ayında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup bir grup general Genelkurmay Başkanlığı'nın görevlendirmesiyle Bosna Savaşı'nın etkilerini yerinde incelemek üzere Bosna Hersek'e görevli olarak gönderiliyorlar. Tabii Adnan Paşa o dönem muvazzaflık döneminin son aylarında bulunuyor. Ve bu 10 kişiden oluşan genel heyetin içinde yer alıyor. Tabii Bosna Savaşı'na dönüp şöyle bir bakarsak hangi konjektürde oraya gittiklerini anlamak açısından 1 Mart 1992 tarihinde Sırpların katliamı ile başlayan Bosna Savaşı 14 Aralık 1995 tarihinde yapılan Dayton Anlaşması'yla durdurulmuştu. Tabii başlangıçta Avrupalı devletler ve ABD soykırıma maruz bırakılan Bosna Hersek Müslümanlarına hiç arka çıkmadıkları gibi Sırpların katliamlarını desteklercesine onlara silah, mühimmat ve malzeme desteğinde bulunuyorlardı. Yaptıkları her türlü katliama sessiz kalıyorlardı. Ve katliamlar son raddesine vardığında, artık bıçak kemiğe dayandığında da Sırpların istiklerini kabul etmeleri için Müslümanlara da baskı yapmışlardı. Tabii günümüze dönüp baktığımızda bugün Çin'de, Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine, işte Kırım'da, Hindistan'da Hindistan tarafından Keşmir'de yapılanlar, İsrail tarafından Filistin'de yapılanlar, daha dün Azerbaycan'da, Karabağ'da soydaşlarımıza uygulanan zulüm, işte Arakan'da, Mısır'da, Afganistan'da, Libya'da, Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de, hatta bugün Sudan'da Batı tarafından tüm dünyanın gözünün içine baka baka yapılan soykırımlar, katliamlar biz Türkiye tarafından görmezden gelinebilecek şeyler değil.
Biz hani bu konuda başımızı başka bir tarafa çevirip görmezden gelemeyiz diye düşünüyorum. İşte tam bunları gördü. Bosna Savaşı'nı evet. gördü Adnan Paşa. Bu kapsamda tabii siyasi baskılar ve eşit olmayan savaş şartları neticesinde Ali İzzet Begoviç o dönem Dayton Anlaşması'nı imzalamak durumunda kalmıştı. Bu anlaşma Bosna Hersek topraklarını kantonlara bölüyordu. Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar arasında. Amerika Birleşik Devletleri de bu anlaşmayla, Dayton Anlaşması'yla Müslümanların elindeki silahlarını imha etmelerini ve Amerikan patentli silahları yedek parçası olmadan satın almalarını zorunlu koşuyordu Dayton Anlaşması'yla. 96 yılının başından itibaren Dayton Anlaşması uygulamaya geçmişti. Aralık 95'te imzalandı. 96'nın başından itibaren uygulamaya geçmişti. Ve NATO barış gücü unsurları Bosna Hersek'te barışı koruma adına kritik bölgelerde üsler oluşturmuştu. İşte Genelkurmay heyeti bu konjektür üzerine gidiyordu oraya. Yani Aralık 95'te anlaşma imzalanmış. Temmuz 96'da bu heyet durumu incelemeye gidiyor. Aslında çok geç kalınmış bir inceleme olduğunu düşünüyorum. Neden? Tabii bu heyet askeri uçakla gidiyorlar. Askeri nakliye uçağıyla, kargo uçağıyla. Ve Bosna Hersek uçuşu belki 1,5-2 saat sürer ama onlar pervaneli bir uçakla gittikleri için uzun saatlerce yolculuk yapıyorlar, uçuş yapıyorlar Bosna'ya doğru. Ve bazı konular konuşuluyor. Heyet başkanı, o dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı olan bir kor generalimiz işte bazı konular anlatıyor uçuş esnasında. Bunlardan bir tanesini de Adnan Paşa hikaye ediyor. Diyor ki, ABD'li bir özel savunma danışmanlık şirketi, heyet başkanının anlattığı şekliyle, şirketi Genelkurmay Başkanlığımıza müracaat ediyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup muvazzaf bir subayın kendi şirketleri bünyesinde görevlendirilmesini talep ediyor. Yani Amerikalı bir özel askeri şirketten bahsediyoruz. Salat'a benzer bir şirket var, Amerikalı bir şirketi. Bu şirket bizim Genelkurmay'a başvuruyor ve diyor ki bir Türk subayını bizim bünyemizde görevlendirir misiniz talebinde bulunuyor. Ne görev yapacağı sorulduğunda herhangi bir görev yapması gerekmiyor. Şirketimizin bünyesinde bulunması yeterlidir diyorlar. Tabii sonradan öğreniliyor ki bu özel savunma danışmanlık şirketi merhum İzzet Begoviç'e gidiyor. Bosna ordusunun teşkil edilmesi, eğitilmesi ve donatılması için bu işi üstlenmek istediklerini ve rahmetli Begoviç de diyor ki eğer Türkiye buna evet derse, onay veriyorsa Türkiye, ben bunu kabul ederim, yoksa kabul etmem diyor. Tabii Adnan Paşa kafile başkanına sormuş, yani peki ne yaptık biz bu durumda? Aldığı cevap, şirketin isteğinin yerine getirildiği ve bünyesine muvazzaf bir albay gönderdiklerini söylüyor. Tabii Adnan Paşa buna çok üzülüyor, böyle bir duruma. Çünkü amacı belli, batılı bir şirkete bırakmışız konuyu. Bağımsızlığını kazanma yolundaki dost ve Müslüman Bosna'nın Batı tarafından kontrol altına alınmasına Türkiye yeşil ışık yakmış anlamına geliyor. Ve bu üzüntülerini o heyet toplantısında da ifade ediyor Adnan Paşa. Akabinde Bosna'ya iniyorlar. Bir haftalık bir inceleme ziyaretinde bulunacaklar. Bosna ormanlık ve dağlık bir bölge. Arazi yapısı olarak. Yani böyle bir bölgede oluşturulacak olan askeri birlik yapıları komando harekatına yatkın, uçar birlik harekatına yatkın bir askeri yapı oluşturmak gerekiyor. Fakat indiklerinde görüyorlar ki tanklardan ve zırhlı birliklerden oluşan bir yapı oluşturulmuş. Yani düşünebiliyor musunuz? Aralık 95'te anlaşma imzalanmış, evet. Dayton Anlaşması. Temmuz 96 olmuş. Bu adamlar tanklardan ve zırhlı birliklerden oluşan askeri birlikleri kurmuşlar bu kadar kısa bir sürede. Normalde siz bir komando birlikleri kursanız ve uçar birlik harekatı yapacak şekilde bunları eğitecek olsanız belki bunu 5-10 milyon dolara yapabilirsiniz. Ama
bu zırhlı birliklerden oluşan orduyu 140 milyon dolarla sözleşme yapmış bu şirket. Yani 5-10 milyon dolara halledilebilecek bir işi 140 milyon dolara yapmış. İki şey kazanmış ABD buradan. Bir, çok ciddi bir kar elde etmiş zırhlı birlikler satarak. İki, o arazi yapısında bu birliklerin etkin bir savunma yapabilmesi veyahut da operasyon yapabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla çok zayıf bir askeri yapı kurmuş oraya. Halbuki bu hizmeti Türk Silahlı Kuvvetleri Bosna Hersek ordusunu teşkil etme, eğitme ve donatma hizmetini çok rahat verebilirdi. Yani biz bunu bir Amerikan şirketine bırakmışız. Adnan Paşa bu durumu yaşayınca çok etkileniyor bundan ve bu özel askeri şirketleri incelemeye geçiyor daha sonra. Ve yani dünya üzerinde o dönem 70 civarında özel askeri şirketin bu tür faaliyetler gösterdiğini tespit ediyor. Bunlardan bir kısmı yaklaşık 20 tane İslam ülkesinde, yani genç ülkelerde, Birinci Dünya ve İkinci Dünya Harbi sonunda kurulmuş olan genç ülkelerde faaliyet gösterdiklerini ve bunların en mahrem askeri faaliyetlerini yürüttüklerini tespit ediyor. Dolayısıyla Sadat'ın kuruluş felsefesinin arkasında bu yatıyor. O zamana kadar Türkiye'de bu tarz bir şirket yok. Yok. Bu evet. 96 yılında Adnan Paşa henüz daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevdeyken gerçekleşen bir şey. Tabii Sadat 2012'de kuruldu. Evet. Yani hani Adnan Paşa aklıma esti ben şirket kurdum değil. Yani 96'dan sonra uzun dönem araştırıyor, inceliyor, ne yapılması lazım, istişare ediyor, konuşuyor, aktarıyor. Ama kimse aksiyon almıyor bu konuda. En sonunda diyorlar ki, yani paşam bu size düşer, bu sizin adım atmanızı gerektiren bir konu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bu konuda bir ufuk açmak, bir pencere açmak, bir vizyon açmak için bu sizin görevinizdir deniyor. Kim tarafından? Çevresindeki dostları tarafından tabii ki. Tabii bu arada çünkü şunu da hatırlatalım. 28 Şubat süreci ağırlıklı olmak üzere evet. Birçok subay, general, yüzbaşı, teğmen, albay, yarbay namaz kıldığı için veya eşi başörtülü olduğu için Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmişti. Evet. Ve bunlar da Adaleti Savunanlar Derneği diye bir dernek kurmuşlardı. Evet. Adnan Tanrıverdi Paşa da o dernekteydi sanıyorum. Evet. Şimdi isterseniz ondan da bir bahsedeyim kısaca. Bu arada siz tabii ki subay general oğlusunuz Adnan Paşa'nın. Evet. Yani o 28 Şubat süreci veya öncesi Adnan Paşa'nın bu namaz meselesi, dini yaşayış, hassasiyetler, bu noktada bir baskı gördüğüne tanık oldunuz mu? Böyle şeyler yaşıyor muydu o da? Yani şöyle, ben 1985 yılında üniversite tahsilim için ailemden ayrıldım. Onlar çünkü oradan oraya sürekli tayin oluyorlardı. Ben işte Bursa'da üniversite tahsilime başladım ve ondan sonra Bursa'ya yerleştim ve onlardan ayrıldım. Ama tabii ki 28 Şubat dönemini ben ailemle birebir yaşamadım ama tabii tüm Türkiye'nin yaşadığı gibi ben de yaşadım. Biliyorsunuz 28 Şubat darbesi postmodern darbe olarak isimlendiriliyordu. Evet. 28 Şubat 1997 tarihinde malumun ilanı olarak tescillendi o tarihte ama aslında diğer tüm darbelerden farklı olarak, yani böyle ansızın ve kanlı bir darbe olarak yapılmadı 28 Şubat darbesi. Yıllara sari olarak evet. yapılmış bir darbe. 90'ların başında başladı Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki şeyi. 2000'lerin başında AK Parti'nin kurulmasıyla 10 yıla 15 yıla yayılmış bir süreçten bahsediyoruz bu darbe sürecinde. Darbeyi yapanlar biliyorsunuz o dönemde şunu söylüyorlardı. Bu 28 Şubat postmodern darbesi 1000 yıl sürecek evet. diyorlardı. Belki 1000 yıl sürmedi ama o 10-15 yıl da darbeye maruz kalan kesimdeki etkisi gerçekten 1000 yıl gibi hissedildi. Çok ağır bir darbe süreciydi bu. Yani 28 Şubat darbesinin amacı Türkiye'de irticaya karşı yapıldığı ilan ediliyordu. Ama aslında Müslüman, muhafazakar, samimi halk tabanına yöneltilmiş bir darbeydi.
Yani bu kesimin yaşam haklarını, vatandaşlık haklarını tamamıyla kısıtlıyordu. Kamunun tüm alanlarına nüfuz etmişti. Eğitim hürriyetini, ticari faaliyetleri engelliyordu. Memuriyet haklarını insanların elinden alıyordu. Baskıcı, ötekileştirici, yok sayan, kimlik krizi çıkaran, ayrıştırıcı ve bölücü bir hareket olarak tüm milletimize travma yaşatmıştı o dönemde. Tabii 28 Şubat darbesi Batı'nın Türkiye'yi istediği gibi sömürmesini kabullenmeyen kamuoyunun tercihiyle iktidara gelen Refah Partisi iktidarına karşı yapılmıştı hatırlıyorsanız. Darbeye giden süreçte 90'lı yılların başından itibaren orduda ve diğer kamu kurumlarında irtica ile mücadele adı altında dindar, mütedeyyin insanların avına çıkılmıştı adeta. 1984 yılından itibaren silahlı kuvvetlerde ve diğer kamu kurumlarında FETÖ kadrolaşmaya başlamıştı. O dönem henüz daha hissedilmese de fark edilmese de bu kadrolaşma 1984 yılında başlamıştı. Bu dikkat edilmesi gereken bir konu. FETÖ devlet kurumlarına sızmaya başladı ve başta ordu olmak üzere kamu kurumlarının içinde yerleşebilmesi için mevcut kadroların da boşaltılması gerekiyordu. Yani FETÖ'ye yer açılması için, bu kurumlarda yer bulabilmesi için, kadro bulabilmesi için mevcut kadroları da tasfiye etmek gerekiyordu. 28 Şubat'ta ordu içinde yapılan irtica bahanesiyle yapılan tasfiye aslında FETÖ'ye yer açmak amacıyla. FETÖ bunu çok güzel kamufle etti. Ondan sonra samimi, mütedeyyin, vatansever, dindar insanlar irticacı yaftasıyla kamu görevlerinden ihraç edildi ve silahlı kuvvetlerde de aynı şey gerçekleşti. Bu 90'lı yıllarda ordu içindeki FETÖ mensubu olmayı reddeden, Hoca Efendi kod adlı teröriste biat etmeyi kabul etmeyen subay, assubay ve sivil memurlar silahlı kuvvetlerden tasfiye edildiler. Bunların sayısı birkaç bini buluyor. Yani kesin sayısı bilinmiyor. Neden? Çünkü bir kısmı Yüksek Askeri Şura kararlarıyla tasfiye edildi. Bir kısmı üçlü kararnamelerle silahlı kuvvetlerden uzaklaştırıldı. Bir kısmı da mobbing uygulanarak istifaya zorlandılar. Dolayısıyla kesin sayısı bilinmemekle beraber birkaç bin kişiye ulaşıyor bu sayı. Bu insanlar askerlik mesleğinin inceliklerine hakimdiler. Silahlı kuvvetlerden tasfiye edilenlerden bahsediyorum. Her türlü silah, mühimmat, harp gereci bilgisine haizdi bu insanlar. Askere gönderdiğimiz evlatları bu kişilere emanet ediyorduk. Acemi askeri alıyorlardı. Savaşacak hale getirip muharip unsurlar oluşturuyordu bu insanlar. Yani bu tasfiye edilen insanlar. Dolayısıyla sayıları binleri bulan bu insanlar ordudan uzaklaştırıldıkları 90'lı yıllardan bugüne kadar geçen 30 yıl boyunca eğer gerçekten devlete karşı bir oluşum içinde olsalardı, yani o gerekçeyle tasfiye edilmediler mi? Yani siz, devlet düşmanı gibi devlet bir muamele gördü. Gibi bir muamele edildiler. Görüyorlardı. Eğer gerçekten böyle bir oluşum içinde olsalardı ve düşünebiliyor musunuz? Siz buna acemi eri teslim ediyorsunuz. Muharip unsur çıkartıyor. Her biri binlerce kişiyi yetiştirebiliyor bu insanların. Yani bu geçen 30 sene içinde eğer gerçekten devlete karşı bir oluşum içinde olsalardı şimdiye kadar bu emellerini gerçekleştirmek için mutlaka bir girişimde bulunurlardı. Yani FETÖ bulunmadı mı işte silahlı kuvvetlerin evet. içinde ne yaptı? Kadrolaştı en sonunda darbe yapmaya kalktı. Aynı şekilde bu insanlar da bunu böyle bir emelleri olsaydı, böyle bir niyetleri olsaydı aslında bunu çok rahat gerçekleştirebilirlerdi dışarıda. Ama bu insanlar böyle bir şey yapmadılar. Bu insanlar vatan sevdalısı, bayrak sevdalısı, millet sevdalısı, helal süt emmiş insanlardı. Ama emdikleri süt, analarından emdikleri o helal süt, vesayet sistemine, paralel devlet yapılanmasına, milletin iradesine karşı olanlarla işbirliği yapmaya karşı oldukları için burunlarından getirildi. Her türlü. Yani onlar sadece silahlı kuvvetlerden ihraç edilmekle kalmadılar. Dışarıda iş sahibi olmaları, pazarda limon satmasına bile engel oluyorlardı. Bununla ilgili yazılmış
Gayet iyi biliyorum ben o süreçte, evet, röportajlar yaptım. Tabii. Yani bir özel sektör bile çalıştıramıyordu. Refah Partili belediyelerin bazıları işe aldı diye Refah Partisi'nin kapatma gerekçelerinden, evet, biri oldu. Evet. Dolayısıyla yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bu kadar donanımlı subayların hem eşi başörtülü namaz kılıyor diye, evet, atmışsınız, hem de yaşam hakkı tanımıyorsunuz. Yani, evet, diyorsunuz ki hiçbir yerde çalışamazsınız. Evet. Çalıştıran da ceza maalesef alıyordu, yaftalanıyordu. Evet. Maalesef Türkiye böyle bir süreçten geçmişti. İşte bu insanlar önce bir 10 yıl kadar kendilerine haksızlık yapıldığını sivil toplum oluşumlarıyla, işte ASDER gibi, Adalet Savunanlar Derneği, akademik çalışmalarla, hukuki girişimlerle ispat etmeye çalıştılar. Tüm bu çalışmaları yaparken işin iç yüzüne daha bir vakıf oldular. Dönen dolapları daha bir idrak ettiler bu çalışmalar sırasında. Ve sorunlar karşısında çözülmediler ve sorunları çözecek irade ortaya koymayı becerdiler. 20 yıl boyunca sivil toplum çatısı altında faaliyet gösterdikten sonra Türkiye'nin meselelerine çözüm üretmek için çalıştıktan sonra bu 20 yıl boyunca işte AK Parti iktidarı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde onun ortaya koyduğu iradeyle Türkiye'de artık işler rayına girmeye başladı. Yani özellikle 2010'lardan sonra bir şeyler rayına oturmaya başladı. Ve ülkenin istikametinin rotaya oturduğunu gördü bu oradan ihraç edilen ve haklarını almak için uğraşan insanlar. 2011 yılında bir kanun çıktı. Bu kanunla silahlı kuvvetlerden haksız yere ihraç edilen bu insanlar haklarının bir kısmını aldılar. Evet. Hepsini alamadılar ama bir kısmını aldılar ve o dönem artık her şeyin rayına oturmaya başladığını gördükleri için dönüp Türkiye vizyonunun nasıl bir katkı sağlayabilirler? Türkiye'nin uluslararası küresel rolünün oturmasıyla ilgili nasıl bir katkı sağlayabilirler düşüncesine odaklanmaya başladılar. Ve Adnan Paşa'nın da o Bosna Hersek ziyaretindeki oluşturduğu fikir, yani bu alana Türkiye mutlaka yatırım yapmalı. En azından Türk Silahlı Kuvvetleri yetişemiyorsa, ki günümüzde 20'den fazla ülkeyle askeri işbirliği anlaşması var Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve onlara eğitim ve donatım hizmetleri sunuyor silahlı kuvvetlerimiz. Ama daha onlarca ülkenin buna ihtiyacı var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her tarafa da yetişmesi mümkün değil. Çünkü asli görevi de bu değil. Bunu özel şirketler üzerinden yürütebilir. Bunu Türkiye'ye bir vizyon açmak, bir ufuk vermek açısından bu alana girelim diye düşünerek bu kişiler, ki o dönem işte yaklaşık 64 kişiden oluşuyor hissedarlarımız o yıllar için. Bunlardan 23 tanesi kurucu hissedar olarak görev alarak SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni 2012 yılında kuruyorlar. Yani daha doğrusu 2011'in Kasım ayında kuruluş için başvuruyorlar ama yani Türkiye'de normal şartlarda bir şirketin kurulması yaklaşık 10 gün kadar alır en fazla. Hani tatil dönemlerine falan denk gelmiyorsa. SADAT Kasım ayında başvuruyor. Aralık, Ocak inceleniyor çeşitli kurumlar tarafından, yetkili merciler tarafından. En nihayetinde kurulmasına engel herhangi bir mevzuat olmadığı kanaatine varıldıktan sonra Şubat ayında tescili karar veriliyor ve şirket kuruluyor. Tam ismi de SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Yani silahlı kuvvetlerin ihtiyacı duyabileceği her şeyi, her türlü hizmeti verebilecek bir vasıfta kuruluyor şirket. Evet, bu şekilde kuruldu. Evet. Şimdi sevgili yönetmenim Zeyd, bir görüntü var. Hazırlayabildiğin anda o görüntüleri görelim. Yani bu görüntüler ne anlama geliyor? Çünkü sizin web sayfanızda olan görüntüler. Onları da soracağım. Çünkü peki burada evet, mesela burada eğitim, İnşaat da var sizin şirketin içerisinde. Evet. İnşaat derken neyi kastediyor? Şimdi isterseniz eksik kalmaması için şu kuruluş felsefesindeki bir yere bir vurgu yapayım, ondan sonra geçeyim. Buyurun. Buraya. Neler yaptığımızı ondan sonra anlatmaya başlayayım. Şimdi SADAT'a karşı yöneltilmiş
eleştiriler ve çeşitli hani saldırılar var diyeceğim, evet, artık yani o boyuta ulaşıyor bu konu. Şimdi Amerika merkezli bir yapı Türkiye'de devletin içinde, kamunun içinde paralel bir yapılandırma oluşuyor ve devleti ele geçirmeye çalışıyor. Bunun için kendisine kadro açmaya çalışan bu yapı silahlı kuvvetlerden insanları tasfiye ediyor. Bu tasfiye edilenlerin içinden bir grup çıkıyor, bir şirket kuruyor. Uluslararası alana çıkıp Türkiye'ye yeni bir pencere açacak ve bu küresel şirketlerin İslam dünyasında faaliyet gösteren şirketlerine rakip olarak onları vuruyor. Döngüyü anlayabiliyor musunuz? Yani bu adamlar Türkiye'yi ele geçirmek için birilerini tasfiye ediyorlar. Tasfiye edilen insanlar çıkıyorlar, küresel alanda faaliyete geçiyorlar. Yani onların emellerini neket vuracak. Ondan sonra İslam ülkelerinde işte askeri danışmanlık hizmetleri verebilecek. Ondan sonra askeri eğitim hizmetleri verebilecek, lojistik hizmetler verebilecek bir yapı oluşturuyorsunuz ve bir anda arkalarına dolanmış oluyoruz. Yani Amerika veya emperyalistler zaten tasfiye edip, tehlike görüp tasfiye ettiği bu kişiler, evet, o kurumdan ayrılıyor. İşte Sadat gibi bir şey kuruyorlar ve bu dünya çapında da güzel işler yapınca da onların ayaklarına dolanıp, evet, bir anlamda engel oluyorlar onlara. Tabii ki. Yani çok önemli bir pazar var çünkü burada. Savunma sanayi hizmet sektörünün küresel bütçesi 200 milyar dolar civarlarında, hatta aşıyor bunu. Bu pazara kendilerine bağlı olmayan bir şirketin girmesine izin vermiyorlar. Dolayısıyla bununla ilgili, şirketimizle ilgili hem uluslararası alanda hem de bu odakların Türkiye'deki yerli iz düşümleri tarafından Sadat'a sürekli saldırılar gerçekleştiriliyor. Yani bunu iyi anlamamız gerekiyor. Şimdi yani 2012'de kuruluyor şirket. Evet. Daha kurulduğu anda başlıyor saldırılar. Yani kim tarafından misyonunu başlıyor? Misyonunu ve vizyonunu açıklamasıyla beraber, yani işte bu küresel güçlerin, evet, yerli iz düşümleri tarafından hemen peki, başlıyor. Peki kurulduğu yıldan itibaren eğitimlere başlıyor mu? Faaliyetlere başlıyor mu? Yoksa daha sonra mı geliştiriyor kendini? Tabii ki tanıtım faaliyetlerine başlıyor. Fuarlara katılıyor. Ondan sonra elçilik ziyaretleri yapıyor. Yurt dışı ziyaretler yaparak projeler oluşturuyor. Yani Sadat bugüne kadar hiç ihale takip etmedi. Yani hep projelerini, çözüm önerilerini, çözüm paketlerini kendisi oluşturdu. Yani hizmet vermeyi planladığı ülkelere dönük yaptığı stratejik çalışmalarla o ülkenin şimdi, savunma ve güvenlik alanındaki... Daha net anlayacak olursak, evet, yurt içinde bir faaliyeti var mı? Türkiye içinde? Hayır, yurt içinde herhangi bir faaliyetimiz yani, yok. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde veya emniyet teşkilatı buralara bir eğitim veriyor mu mesela? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin böyle bir eğitime ihtiyacı yok. Yani şimdi şöyle bir örnek vereyim. Ürdün'de Kral 2. Abdullah Özel Kuvvetler Eğitim Merkezi vardır. Evet. Burası belli dönemlerde dünya çapındaki bütün ülkelerin özel kuvvetlerine açık olarak müsabakalar düzenler. Küresel müsabakalar, yarışmalar düzenler ve özel kuvvetler gelerek burada birbirleriyle yarışırlar belli kriterlere. Evet. Yani olimpiyat oyunları gibi diyelim. Özel kuvvetlerin olimpiyat oyunlarından bahsediyoruz, evet, yani aşağı yukarı. Türkiye buraya davet edilmez. Niçin? Çünkü her katıldığı sene birinci oluyor. Yani başkasına bırakmıyor. Yani bizim özel kuvvetlerimiz, bizim ordumuz gerçekten dünyada Türkiye'yi bir numara yapan bir ordudur. Sadat'ın herhangi bir hizmetine ihtiyacı, anladım, olmayan Türkiye bir ordu. Türkiye içerisinde bir faaliyeti var mı Sadat'ın? Yok. Herhangi bir faaliyetimiz yok. Çünkü olması mümkün değil yani. Peki genellikle bu ne var? Şöyle eğitim var değil mi? Evet. Sayacak olursak eğitim, askeri eğitim mi bunlar daha? Şöyle izah edeyim isterseniz. Savunma eğitimi. Türkiye'de bir benzeri, evet, olmadığı için tam anlaşılmıyor aslında. Ama küresel alana baktığımızda Sadat benzeri şirketler ne yapıyor diye bakarsak eğer. Şimdi ben savunma sanayi hizmet sektöründeki faaliyet gösteren şirketleri, firmaları küresel bazda 3 kategoriye ayırıyorum.
Yani bunu akademisyenler farklı kategorize ediyor biliyorlar ama ben sektörün içinden olan Evet. birisi olarak böyle değerlendiriyorum. Üç ana kategoriye ayırıyorum. Bu kategorilendirmeyi de tabakalandırma şeklinde yapıyorum. Yani katmanlandırarak yapıyorum bu kategorizasyonu. Katmanlar şeklinde oluşturuyorum. Bunlardan en üst katman beyaz bölge diye isimlendiriyorum burayı. Beyaz bölge. Stratejik danışmanlık ve eğitim hizmetleri bölgesi burası. Buradaki faaliyetlerin tamamı legal. Yani yasa dışı bir faaliyet olması mümkün değil. Sadat da bu bölgede faaliyet gösteriyor aslında. Orta tabakanın bir kısmı beyaz bölge, bir kısmı gri bölge, bir kısmı da siyah bölgeye kayıyor. Lojistik hizmetler, yani küresel çaptaki özel askeri şirketlerin faaliyet alanlarını bahsediyorum. Stratejik danışmanlık ve eğitim hizmetleri dedik. Orta bölgede lojistik hizmetler var. Bunun da bir kısmı beyaz bölgede kalıyor, bir kısmı gri'de kalıyor, bir kısmı siyah bölgede kalıyor. Hangisi siyah bölgede kalan? Çatışma bölgelerine yönelik lojistik hizmetler siyah bölgeye düşüyor bence. Girilmemesi gereken bir bölge bu. Dolayısıyla Sadat'ın lojistik hizmetleri de sadece çatışma bölgeleri dışındaki, yani barış ortamının hakim olduğu bölgelerde barışı güçlendirmek amacıyla yapılan çalışmalar. Yani siz mesela bir iş yeriniz var, bir eviniz var, oraya bir alarm kamera sistemi taktırırsınız değil mi? Niçin? Hırsız girsin diye mi taktırırsınız? Hayır, caydırıcı etki oluştursun diye yaparsınız bunu. Savunma sistemleri de bu şekildedir. Ülkeler savunma ve güvenlik alanında yatırımlar yaparlar ve bunlardan birisi de lojistik hizmetlerdir. Sadat barış ortamındaki ülkelere lojistik hizmetler sağlar. En alt tabaka da kapkara bir bölge aslında orası. İşte bugün Wagner gibi, Wagner örneği gibi orada paramiliter örgütler var. Yani paralı askerlik hizmeti veren firmalar var. Sadat buralara kesinlikle inmiyor. Sadat en üst tabakada faaliyet gösteriyor. Ama özellikle karalamak için, bizim pazar payımızı daraltmak için, girdiğimiz ülkelerdeki, sektördeki pazar payımızı daraltmak, o ülkelere endişe vermek için bizi hem uluslararası alanda hem de Türkiye'de sanki bir paramiliter örgütmüşüz gibi, silahlı bir gücümüz varmış gibi lanse ediyorlar. Oraya da geleceğim ama Evet. şöyle. Şimdi bir kere şu anda belli mi mesela kaç ülkede Sadat'ın danışmanlık yaptığı, savunma hizmeti verdiği? Yani 20'nin üzerindeki ülke için biz çeşitli projeler oluşturduk. Ama ülke sayısını, net ülke sayısını ve hangi ülkelerde hizmet verdiğimizi söylemiyorum. Çünkü bu ülkelerle yani askeri alanlar, savunma alanları ülkelerin en mahrem alanlarıdır. Gizlilik sözleşmelerimiz var. Onlar tarafından açıklanmadıkça biz Bu açıklamıyoruz. ülkelere ne hizmeti veriyorsunuz siz? Sadece danışmanlık mı, eğitim mi, istihbarat mı, ne hizmeti veriyorsunuz? Evet, şimdi biraz önce Evet, o videoyu gösterdiğiniz tekrar video vardı ya. alabilirsen Zeyt. Evet, arkadaşlarım yeniden verdiler videoyu. Şimdi biz hizmetlerimizi üç ana başlık altında topluyoruz. Kendimiz teknik olarak bu şekilde bakıyoruz konuya. Birincisi danışmanlık hizmetleri, ikincisi eğitim hizmetleri, üçüncüsü de lojistik hizmetler olarak isimlendiriyoruz bunları. Tabii biz aşağı yukarı 12 yıllık bir şirketiz. Yani 2012'nin Şubat'ında Evet, kurulduk. 13 yıllık bir şirket olacaksınız neredeyse. Evet, yani 13. yılımıza doğru ilerliyoruz. Bu süreç boyunca 11 yıllık. ürettiğimiz hizmetlere baktığımızda bunları artık tecrübelerimize dayanarak bazı paketler haline de getirdik. Mesela o videoda gördüğümüz şey bizim anahtar teslim çözüm paketleri diye isimlendiriyoruz bu paketlerimizi. O videoda gördüğünüz şey bir özel kuvvetler kışlası. Biz silahlı kuvvetlere, ordulara A'dan Z'ye hizmet Yani burada verebilecek imkan mesela kabiliyete sahibiz. bildiğim eğitim yani çatışma sahasında sanki helikopterle ateş eden obüs kullanan askerler görüyoruz. Evet. Yani siz bu tarz mesela şöyle bu tarz eğitimlerde veriyor musunuz? Biz silahlı kuvvetlerin ihtiyaç duyabileceği her türlü eğitimi verme imkan ve kabiliyetine sahibiz. Her türlü. Yani A'dan Z'ye her şeyi yapabilecek imkan kabiliyete sahibiz. Niye? Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olmuş, her
insanlarla çalışıyoruz. Zaten askeri geçmiş olan personel. Tabii ki. Evet. Yani o konuda çalışmış, uzun yıllar çalışmış ve emekli olmuş bu insanlar. Dolayısıyla bu tür insanlarla çalışıyoruz. Biz mesela özel kuvvetler, silahlı kuvvetlerin artık zirve noktasıdır. Yani sınır ötesi operasyonlar yapabilen birliklerdir, özel birlikler. Evet. Biz bir ülkenin hiç özel kuvvetlerinin olmadığını farz etsek, sıfırdan başlayıp A'dan Z'ye özel kuvvetlerini kurabiliyoruz. Yani bu artık işin tepe noktası, zirve noktasıdır bir şirket için. Özellikle bunu vurgulamak için söylüyorum. Anahtar teslim özel kuvvetler kurabiliyoruz. Eğer özel kuvvetleri mevcutsa onu modernize ve reorganize edebiliyoruz ayrıca. Parça parça da hizmet sunabiliyoruz. Yani hizmet paketlerimizi parçalayıp parçalar haline de sunabiliyoruz. Yani öyle bir şey ki, işte sualtı savunma eğitimleri, sualtı taarruz eğitimleri, hani uç noktalar bunlar. Hani işin uzmanı olmayan birisi belki anlayamaz ama işin uzmanları için bunlar artık uç noktalardır. İşte paraşüt eğitimleri, yani düşünebiliyor musunuz? Binlerce fit yükseklikten tek bir kişiyi, tek bir askeri teçhizatıyla atıyorsunuz, özel birlik mensubu bir askeri atıyorsunuz. Yaklaşık 30 kilometre boyunca uçuyor havada paraşütüyle. 30 kilometre yol alıyor. Çok yüksek bir hızla. Dakikalar içinde birkaç metre hatayla hedeflediği bölgeye iniyor tek başına. Orada bir operasyon gerçekleştiriyor. Dönüyor. Birliğine geri geliyor. Yani bu eğitimleri verebilir seviyede eğiticilerimiz var. Dolayısıyla bu videoda görünen bizim özel kuvvetler kışlası. Yani A'dan Z'ye bu kışlayı kurabiliyoruz. Eğitim, atış, spor tesislerinden başlıyoruz. Paketlere bölüyoruz yapacağımız işi. O ülkenin bütçe imkanlarını göz önünde bulundurarak paketlere bölüyoruz. Eğitim, atış, spor tesislerinden başlıyoruz. Önceliği onlara veriyoruz. Sonra işte komutanlık, karargah binaları, eğitim okulları, koğuşları, cephanelikleri, diğer tüm lojistik tesislerini, her şeyini A'dan Z'ye kurabiliyoruz. Poligonlarını yapıyoruz. Bu tarz şey talep nasıl peki? İlgi görüyor mu mesela? Görüyor tabii ki. Yani bizim Afrika'da, Afrika bölgesinde yaptığımız tesisler var. Tabii uydudan bakılınca görünüyor. Şimdi koca bir kışla kurmuşsunuz, devasa bir bölgeye. Uydudan bakınca görülüyor. Amerikalılar gidiyor ziyaret ediyor. Ondan sonra İngilizler gidiyor ziyaret ediyor. Ruslar gidiyor ziyaret ediyor. Ve ziyaret ettiklerinde burayı kim yaptı diye soruyorlar. Türkler yaptı diye alıyorlar cevabı. Zaten biliyorlar aslında bizim tarafımızdan yapıldığını. Kim yaptı? Sadat yaptı bu kışlayı. Dolayısıyla bunu biz meyvesini dönüp saldırı olarak alıyoruz. Sadat'a saldırılar olarak alıyoruz. Niye? Çünkü biz mesela kurduğumuz bir özel kuvvet kışlası var. Biz kurarken dedik ki, taahhüt ettik. Bu kışla Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde dünyanın bir numaralı kışlası olacak. Özel kuvvet kışlası olacak. Sadece özel kuvvet kışlası olarak değil, biz bunu uluslararası müsabakaların da yapılabileceği bir yer olarak yapacağız. Size dünyanın her tarafından ülkeler özel kuvvetlerini eğitim almak üzere buraya gönderecek. Onlarla anlaşma yapacaksınız belli dönemler için. Gelecek, parasını ödeyecek, eğitimlerini alacak sizden. Biz mesela eğitim verirken önce eğiticilerin eğitimini veriyoruz. Yani kendi eğitmenleri, kendi askeri birliklerini nasıl eğitecek? Bunun eğitimini veriyoruz öncelikle. Daha sonra talep ederlerse son kullanıcı eğitimlerine de geçebiliyoruz. Dolayısıyla eğitim programlarını, eğitim paketlerini hazırlayınca diğer ülkeler gidip orada parasını vererek özel kuvvetlerine eğitim aldıracaklar. Yani dünyada bu tür çalışmalar da yürütülüyor. Bu taahhütle biz yaptık kışlayı. Amerika, İngiltere, Rusya buraya gidip, Çin gidip bu kışlayı gezdikten sonra dönüp bize, ya siz 5 yıldızlı bir kışla yapacağınızı söylemiştiniz. Bu insanlar, bu işin uzmanı geldiler, gezdiler. Siz burayı 5 yıldızlı değil, 7 yıldızlı yapmışsınız. Öyle söylüyorlar. Çok teşekkür ederiz diye dönüş yapıyorlar. Bu Türkiye için bence gurur vesilesi olması lazım. Ama ben bakıyorum, işte biz yurt dışında
Amerika'nın, İngiltere'nin, İsrail'in ayağına her basışımızda Türkiye'deki iz düşümlerinden bağırtı kopuyor. Çok üzüntü verici bir bu durum tabii ki. Bu arada Zeyd, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweetini atmıştım sana. Onu hazırlarsan, hazır olduğunuza söylersen iyi olur. Şöyle, yani sizin gittiğiniz ülkelerde eğitim verdiğiniz veya bu tarz faaliyetler yaptığınız yerlerde Amerikalılar, İngilizler, Fransızlar, İsrailler, onların da benzer şirketleri faaliyet yapmak istiyor ve yapıyor. Tabii ki, tabii ki. Dolayısıyla bir aslında 200 milyar dolarlık bir pasta var. Evet. Bu pastadan kim çok pay alırsa evet, almaya çalışıyor ve Türkiye buna aslında çok gecikmeli girdi diyorsunuz yani. Evet. Tabii ki. Benim yani bence daha henüz girmedi Türkiye. Hmm. Yani Sadat uğraşıp duruyor hala. Türkiye daha henüz bu konuya girmiş değil. Birkaç tane ufak tefek firma var bu konuda faaliyet göstermeye çalışan. Ben her seferinde vurguluyorum. Biz Türkiye'de bu konuda kurulmuş ilk şirketiz, tek şirketiz diyorum. Kimse çıkıp da yok siz tek değilsiniz, biz de varız, biz de bu sektörde faaliyet gösteriyoruz demeye cesaret edemiyorlar. Neden? Çünkü aynı saldırılar kendilerine yönelir diye mi korkuyorlar? Yoksa gizledikleri başka peki, bir şey vardır bilemiyorum. Peki şöyle bir soru sorsam. Mesela Sadat'ın kurucuları ve bu işi yürüten başkanı, kurucuları, üyeleri, eğitmenleri dindar subay kökenli değil de yani masonik yapılanmalı, ne bileyim seküler, laikçi, ne bileyim işte Amerika'yla ya da belli güçlerle içli dışlı insanlardan oluşsaydı. Evet. Acaba yine bu şekilde hedef olur muydu Sadat bilmiyorum. Yani tabii ki olmazdı diye düşünüyorum. Yani tabii ki olmaz ama o herhalde o zaman da misyonu ve vizyonu da bu olmazdı belki, bilemiyorum. Yani misyon vizyon bu olmazdı, belki farklı şekillerde peki, olurdu. Peki sizin peki yani şimdi birçok ülkede talepler geliyor mesela eğitmeniniz yetiyor mu yani buna? Yani bu tür yoksa o ülkede eğitim yapıp onları mı görevlendiriyorsunuz? Nasıl bir yol izliyorsunuz? Şöyle yapıyoruz. Aslında çok büyük bir çalışan sayısına ihtiyacımız olmuyor. Yani mesela bir özel kuvvetlerin modernizasyonu dediğimiz zaman bu konuda faaliyet gösterecek personel sayısı 3 kişiyle 5 kişi arasında değişiyor. Yani çünkü niye belli bir sistem kuruyorsunuz? Ha şeyi kastetmiyorum. Mesela inşaat faaliyeti yürütülecek. O ayrı. Evet. Yani alt yüklenicilerle çalışıyoruz. Çok değerli alt yüklenicilerimiz var. Ondan sonra alt yüklenicilerle çalışıyoruz. O inşaat faaliyetlerini yaptırıyoruz. Ama işin askeri eğitimler boyutuna geldiğimizde bir özel kuvvetlerin eğitimi, modernizasyon dediğiniz zaman 3-5 kişiden bahsediyoruz bu faaliyetlerini yürütülmesi için gereken sayı. Dolayısıyla çok büyük kadrolara ihtiyaç bunu duymuyoruz. Bunu da biz hallediyoruz diyorsunuz. Evet, yani ana kadromuz yürüttüğümüz projeye göre istihdam yapıyoruz. Belirli süreli iş sözleşmesiyle istihdam yapıyoruz. Ana kadromuz şu ana kadar hiç 20'ye çıkmadı mesela. 20 kişiye ulaşmadık hiç. Ana şirket kadrosu. Yani 20'ye doğru yaklaşıyor bazen aldığımız projelere göre. Sonra tekrar çekirdek kadromuza iniyoruz. Evet, şimdi az önce dediniz ya yani dışarıdakiler ve içimizdeki iz düşümleri bizi hedef evet, alıyor. Şimdi dün geceden itibaren Rusya'da Wagner, evet, onlar paramiliter güç, evet, özel paralı askerlerden oluşuyor ve Rusya'da iç çatışma çıktı. Kimleri darbe oluyor dedi. Evet. Putin'e karşı başkaldırı, isyan ve belli yerlerde ele geçirdiler. Ama şu anda son durumu hala bilmiyoruz ama kimilerine göre, gelen haberlere göre durduruldu veya değil. Ama sonuçta şu var. Bugün yani daha önce de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı kalabalık bir heyetle evet, Sadat'ın önüne gitti seçim öncesi. Orada açıklama, zehir zemberek açıklamalar yaptı. Çok sert suçlamalarda bulundu size karşı. Ve bununla yetmedi. İşte sizin paramiliter güç oluşturduğunuzu, iç savaşı tetikleyeceğinizi evet, hatta bir terör ifadesiyle anmaya evet, çalıştı. Bugün de Rusya'daki Wagner'le kıyasladı ve şöyle iki paylaşım yaptı. Tweet attı. Evet. Sadat konusunda saray hükümetini defalarca uyardım. Yetmedi, kapılarına dayandım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmak, dilini, bayrağını, anayasasını değiştirmek istediklerini söyledim. Şimdi Rusya'da olanlar umarım ders olur. Çünkü Rusya'nın Wagner'i Türkiye'nin Sadat'ıdır.
buradan bir kez daha ilan ediyorum. Halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğiz dedi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde. Evet. Yaptı bu açıklamayı, görmüşsünüzdür. Ve bu şekilde şu anda sosyal medyada öyle trolleri geçtim. Hı hı. Yani sözüm ona siyaset yapıyor, evet, gazetecilik yapıyor. Belli bir noktaya gelmiş insanlar da bunu paylaşıyor. Ve bu şekilde ciddi Sadat'la Wagner'in kıyaslanması ve bir suçlama var. Evet. Ne diyeceksiniz bu konuda? Şimdi geçen yıl 13 Mayıs tarihinde, 2022 yılının 13 Mayıs tarihinde Kılıçdaroğlu kapımıza geldi. Kapılarına dayandım diyor. Yani bence bu sokak gösterisinden başka bir şey değildi. CHP milletvekillerinden öğrendiğim kadarıyla 70 civarında milletvekili ve partililerle beraber gelmişler. 150 kişi civarında gelmişler kapının önüne ve buna benzer açıklamalar yaptılar. Ben gene bunu kendilerine iade ediyorum aynen. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmak falan, hani kendilerine iade ediyorum bu sözlerini aynı şekilde. Ben buna karşılık bunun ispatını yapmasını, aksi takdirde tazminat davası açacağımı söyledim. Hiç oralı olmadı. Gittim 1 milyon liralık tazminat davası açtım. Bizim kapıdaki yaptıkları sokak nümayişi diyelim. Yani açık açık bu sokak nümayişi, başka bir şey değildi. Yani bir siyasi parti liderine yakışacak bir şey değil bu. Yani siz gideceksiniz bir ticari şirketin kapısında, nümayiş bu, başka bir şey değil. Bir siyasi parti liderine yakışmaz bu. Siyasetin yeri bellidir, mecra bellidir. Bir de orada kullandığı üslup da çok sert. Evet. Dolayısıyla hani bu böyle yapılmaz. Yani bunu meclise mi götürürsünüz, yargıya mı götürürsünüz, ne yaparsanız bir belgelendirirsiniz, delillendirirsiniz. Ondan sonra dönersiniz, dersiniz ki bu böyle böyle dersiniz, ispatlarsınız. Yani siyasetin mecrağı bellidir. Hiçbir siyasi lider böyle bir şey yapmaz. Ve 1 milyon TL'lik tazminat davası açtım. Mahkeme Kılıçdaroğlu'na sordu. Dedi ki bunları bu şekilde itham etmişsin. Bunlar bunun yalan olduğunu, senin yalancı olduğunu iddia ediyorlar. İspatla bunu dedi. Mahkemeye verdiği cevap ne biliyor musunuz? Ben bunu nasıl ispatlayayım? Mahkeme olarak siz araştırın dedi mahkemeye. Mahkeme de dedi ki bir iddiada bulunuyorsan bunun bilgisi, belgesi, dokümanı olması lazım ve bunları ortaya koyman gerekiyor. Yok dedi öyle bir şey. İşte biz suç duyurusunda bulunduk dedi. Bir numara verdiler. İşte dosya numarası diye. Mahkeme bu dosya numarasını araştırdığında bir ailevi geçimsizlik davasına ait bir dosya numarası olduğu tespit edildi. Bir karı koca arasındaki bir şeyi, dosya numarasını vermişler. Yani bu kadar ahlaksızlık olabilir mi ya, böyle bir şey? Düşünebiliyor musunuz? Mahkemeyi bile yanıltmaya çalışıyorlar. Sonuçta mahkeme Kılıçdaroğlu'nun tazminat ödemesine hükmetti. O tarihte kullandığı ifadeler dolayısıyla. Ben şimdi bu açıklaması yüzünden tekrar dava açacağım. Ve bu 2022 Mayıs ayından bu yana kadar yaptığı daha pek çok açıklamalar var. Onlar için de ayrı ayrı birer dava açacağım. Tek bir dava açmayacağım. Her biri için ayrı bir dava daha açacağım. Yani Kılıçdaroğlu şöyle bir yöntem izliyor. Ben diyor tazminat parasını öderim, istediğim kadar hakaret ederim, istediğim kadar aşağılarım, istediğim kadar küfür ederim gibi bir yaklaşımı var. O ilk davayı kaybetti, tazminata mı mahkum oldu? Tabii ki. Şimdi onu da ödemedi daha henüz. Ödemedi mi? İcraya vereceğim onu da. Onu da icraya vereceğim o parayı tahsil etmek için. Hoşlandığımız konular değil bunlar aslında. Peki şimdi, niye Sayın Kılıçdaroğlu niye bunu ısrarla sürdürüyor? Herhalde öyle talimat geliyor ona. Yani durup durup Sadat ne alaka yani, niye gündeme getiriyor? Şimdi küresel çapta bellidir. Blackwater diye ismi meşhur olmuş bir şirket var. Amerikan şirketi. Wagner yine ismi meşhur olmuş bir şirket. Bu evet. Şirketler paramiliter örgütler. Evet, sizin onlardan farkınız ne? Ya biz askeri danışmanlık şirketiyiz. Yani paramiliter örgütler silahlı faaliyet gösteren örgütler. Yani yapıları belli, kadroları belli, silahlı güçleri var. Bizim herhangi bir silahlı gücümüz yok. Zaten kadromuz belli. Yani diyorum ya, bugüne kadar 20'ye çıkmadı hiç sayımız. Yani böyle bir silahlı paramiliter güç mü olur yani? Yani 20 kişiyle siz devlet mi yıkarsınız? Biz niye Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı olalım? Biz aklımızı peynir ekmekle mi yedik? Yani niye böyle bir şeyimiz olsun? Yani Wagner'le kıyaslamayı... İtiraz ediyorsunuz. Tabii ki, yani yanına yaklaşmaz bizim şirket. Bizim şirket tertemiz, pırıl pırıl
faaliyetler gösteren, danışmanlık, eğitim hizmetleri veren bir şirket. Yani şey biz, diyorsunuz, silahla ve savaşmayla işimiz yok mu diyorsunuz? Tabii ki biz barış ortamını güçlendirmek için çalışan şirketleriz. Biraz önce de örnek verdiğim gibi barış ortamını güçlendirmek, caydırıcı güç oluşturacak şekilde ülkelerin savunma kapasitelerini arttıracak projeler geliştiriyoruz. Şimdi Demircek anlatırken yarım kaldı. Mesela projelerimizden yaptığımız çalışmalardan bir tanesi, anahtar teslim projelerimizden bir tanesi de askeri standartizasyon ve metroloji merkezleri kuruyoruz. Bu merkezler silahlı kuvvetlerin savunma sanayiyle işbirliğini ve dost ve müttefik ülkelerin savunma ve savunma sanayileriyle işbirliğini düzenleyen bir çözüm paketi. Askeri standartizasyon ve metroloji merkezleri. Yani askeri mühendislik hizmetleridir bu. Yani niye yapıyoruz bunları? Ülkelerin savunma kapasiteleri artsın, caydırıcı güç rolü artsın diye yapıyoruz. Dolayısıyla biz çatışma bölgelerinde hiç bulunmadık şimdiye kadar. Yani bizi özellikle sanki Suriye'de bulunmuşuz, Libya'da bulunmuşuz, işte Azerbaycan'da bulunmuşuz gibi itham ediyorlar. Bir kişi de bunun çıkıp belgesini ortaya koyamadı şimdiye kadar. Yani varsa eğer 12 yıllık bir şirketiz. Ya eğer silahlı bir gücümüz varsa çok mu iyi saklıyoruz, çok mu becerikliyiz biz? Gizlenmeyi çok mu iyi beceriyoruz? Kim böyle bir şey iddia edebilir yani? Siz çok iyi gizleniyorsunuz, biz sizi yakalayamıyoruz. Yani o zaman gelip elimizi öpmeleri lazım. Yani gerçekten çok iyi gizlenebiliyorsak. Aslı astarı olmayan bir konu bu. Dolayısıyla tamamen karalama amaçlı ve dediğim gibi bizim küresel mecrada bu pastadan pay almamızı engelleyecek, bu pastanın Türkiye'ye dönmesini engelleyecek şekilde küresel güçler tarafından oluşturuyor ve bunlara da talimat veriyorlar. Talimatla yapıyorlar bunları. Şimdi Sadat kurulduğundan itibaren 10 yıl boyunca yaklaşık 70 tane dava açtı. Bu tür iddialara karşı, yani gazetecilere ve siyasetçilere karşı toplamda yaklaşık 70 tane dava açtı 10 yılda. Fakat 10 yılın sonunda şunu gördük. Yeteri kadar dava açmadığımız için insanlarda şöyle bir kanaat oluşuyor. Sadat'a istediğimiz kadar hakaret edebiliriz, istediğimiz kadar iftirada bulunabiliriz, istediğimiz kadar onun hakkında yalan haber üretebiliriz. Nasılsa bunun herhangi bir cezası yok. Yalandan da vergi alınmıyor zaten. Hiçbir yaptırıma uğramadan çıkıp gideriz diye düşünüyorlar. Bunu fark ettik ve son 2 yıldır 10 yılda 70 dava açmışken son 2 yıldır 70 dava açtık örnek olarak. Size açılmış bir dava var mı? Hayır. Bize açılmış bugüne kadar tek bir dava bile olmadı. Hatta bırakın davayı, tek bir soruşturma bile olmadı. Yani Sayın Kılıçdaroğlu mesela bu kadar iddialarda bulunuyor. Çünkü terör ithamında bulunuyor. Paramiliter diyor. İç çatışmayı körükleyecekler diyor. Evet. Çıkaracaklar. Peki bir suç duyurusunda falan bulunmamış mı hiç? Ya bulunuyorlar herhalde. Zaman zaman duyumlar da alıyoruz bununla ilgili ama bu soruşturmaya dönüşmemiş hiç. Yani kovuşturma aşamasında aslı astarı olmadığı belli oluyor. Çünkü delil sunamıyorlar. Delil ciddi sunamıyorlar. Alınmıyorlar. Tabii ki. Mesela Meral Akşener 2018 yılı seçimlerinde dedi ki Sadat diye paramiliter bir yapı Konya'da ve Tokat'ta eğitim kampları var. İşte seçimlere müdahale edecek diye bir açıklama yaptı. Doğru. Biz gittik. Tazminat davası açtık Akşener hakkında. Tazminat davası açınca mahkeme evraklarında gördük ki bununla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı kovuşturma yapmış öncelikle. Kovuşturma yapmış yani soruşturmaya dönülmek için. Meral Akşener'i çağırmış. Demiş ki gel bakalım. Nerede bu eğitim kampları? Meral Akşener işte ben yerini görmedim bilmiyorum. Bana bazı fotoğraflar gösterdiler. Kim gösterdi? Kimin gösterdiğini söyleyemem. Şimdi bakın iddia burada eğitim kampları var. Bunlar seçimlere tabii müdahale çok ciddi edecekler. Bir iddia, sıradan yani, bir iddia değil. Şimdi Türkiye'nin seçimleri mi önemli yoksa o bilgiyi size getiren kişinin kimliğinin gizlenmesi mi önemli ki? Mutlaka, savcı istiyor. Savcı istiyor ve mutlaka tabii bu gizlilik içerisinde yürütülebilecek bir konu. Böyle bir ciddiyetsizlik olabilir mi? Ben bunu veremem. Bunun üzerine savcılık Konya'ya ve Tokat'a müzekkereler yazmış. İşte terörle mücadele birimleri gitmişler, incelemişler ondan sonra ve böyle bir şeyin olmadığı raporlanmış. Ve soruşturma yapmaya gerek yok diye karar almış. Biz bunu açtığımız tazminat davasında öğrendik. Mahkeme tazminat talebimizi reddetti.
reddedince gerekçeli kararda öğrendik biz bunu. Diyor ki mahkeme, Akşener bununla ilgili söylemlerde bulunmuş, bununla ilgili kovuşturma yürütülmüş, kovuşturmada soruşturmaya yer olmadığına karar verilmiş. Dolayısıyla böyle bir olayın olmadığı anlaşılmış. Ve çok komik bir şey, diyor ki mahkeme, Akşener açıklamalarında Sadat diye bir yapı cümlesini kullanıyor. Sadat diye bir yapı. Diyor ki Sadat diye bir yapı demiş. Niye bunu siz üstünüze alınıyorsunuz ki? Siz bir şirketsiniz, yapı değilsiniz. Şirketsiniz. Dolayısıyla sizinle ilgili olduğuna dair herhangi bir şey yok. Ticaret sicilde araştırılsa belki onlarca Sadat diye bir firma çıkacaktır. Niye siz bunu üstünüze alınıyorsunuz ki diye reddetti tazminat talebimizi. Biz istinafa götürdük ve istinafta da işte yurt dışı basının Meral Akşener'in haberini işlemesi sırasında haberin içine bizim şirketle ilgili bilgileri koymasını koyduk. Yurt dışı bunu böyle anlamış. Döndük, Türkiye'deki pek çok basın kuruluşunun bu Meral Akşener'in bu konuyu haberleştirilmesiyle ilgili metinleri aldık ve orada gene bizim şirketten, yani herkes böyle anlamış bunu yani, demeye getirdik. Mahkeme istinafta da tekrar reddetti. Meral Akşener tazminata hükmedilemedi. Ama Kılıçdaroğlu davasında tam tersi oldu. Kılıçdaroğlu'nun çünkü niye kapımıza kadar geldi? Artık mahkeme diyemedi yani. Ya siz niye üstünüze alınıyorsunuz ki diyemedi. Artık hedefin biz olduğu açık ayan beyan meydandaydı. Peki Kılıçdaroğlu parayı vermedi. Daha henüz alamadık. Ne yapacaksınız peki? İcraya vereceğiz. Verecek misiniz? Tabii ki. Şu bayramdan sonra bir güzel icraya vereceğiz onu. O Sadat'ın önünde siz de bir artık bir şey ikramda bulunursunuz. Yapacağız. Ne yapacaksınız ki, o parayı tabii da ki bilmiyorum. Yani bizim boğazımızdan geçmez. Bizim boğazımızdan geçmez ama bilmiyorum bir derneğe mi yani ya da Kılıçdaroğlu atış poligonuna götürün bence. Yani evet. Şimdi mesela bu yıl toplam 23 tane dava açmışız. 7 tanesini kazandık bu davalardan. 11 tanesi henüz daha yargılama safhasında, ilk yargı safhasında devam ediyor. 5 tanesi reddedildi açtığımız davalardan. Gerekçeli kararlarını bekliyoruz. İstinafa götüreceğiz bunları da. Toplamda 23 tane dava açtık. Geçen sene açtığımız davalarda da Adnan Tanrıverdi'ye yöneltilen hakaretler sebebiyle, iftiralar sebebiyle mahkeme toplamda 51 bin TL'lik tazminata hükmetti. Açılan davaların toplam tazminat değeri. Sadat'a yöneltilenlerde de 104 bin TL'lik tazminata hükmetti. Toplamda geçen yıl açılan davalarda 155 bin liralık tazminat kazandık. Bunu niçin söylüyorum? Çünkü sosyal medyada sanki Sadat'a istediğimiz kadar sövüp sayabiliriz, hakaret edebiliriz ve sonucunda da hiçbir yaptırıma karşılaşmayız gibi bir algı oluştuğunu görüyoruz ve insanlar buna rağbet etmeye başladılar. Caydırıcı olsun diye açıyoruz. Hoşlanmıyoruz böyle bir şey yapmaktan. Ama gerçekten de caydırıcı oldu. Bu sene çok düştü. Bununla ilgili. Peki şimdi Rusya'da evet, dün geceden itibaren Wagner'in Putin'e göre ihanet girişimi, Putin öyle tarif ediyor. Ama sonuçta bir girişimde, bir isyan girişiminde bulundu. Evet. Ve ciddi de bir mesafe kat etti ve sonuçta son gelen bilgilere göre kısmen anlaşma sağlandı ve sanıyorum büyük bir ihtimal anlaşacaklar ve harekat duracak, evet, gibi anlaşılıyor. Ama en nihayetinde Wagner paramiliter bir örgüt, yıllardır çeşitli ülkelerde faaliyet gösteriyor, savaşıyor. Yani Ukrayna'da savaşıyor ve bunlar dolarla maaş alan askerlerden oluşuyor bildiğim, evet, kadarıyla. Şimdi böyle bir yapılanma, Wagner şirketi, o da bir ticari şirket. Rusya'daki gelişme, bu darbe, bu isyan girişimi başlayınca neden sosyal medyada Sadat hemen onunla kıyaslandı, Kılıçdaroğlu da dahil ve işte Türkiye'nin Wagner'i Sadat? Aklına ne geldi? Siz ne düşündünüz, evet, ilk etapta bunları görünce? Şimdi Wagner aslında Rus devletine çalışan bir şirket. Yani tüm Afrika bölgesinde de biz görüyoruz. Yani ben mesela Afrika bölgesinde bir ülkeyi ziyarete gittiğimde, mesela o ülkenin devlet başkanını veyahut da savunma bakanını ziyarete gittiğimde biz böyle takım elbiselerimizle gidiyoruz. Ondan sonra sokakta gezerken de mesela alışverişe çıkıyorsam da veyahut da günlük herhangi bir aktivitemde de o ülkelerde normal böyle takım elbiselerimizle çıkıp faaliyet gösteriyoruz. Wagner'in
unsurlarıysa özel askeri araçlarında askeri üniformalarıyla ve silahlarıyla geziyorlar sokaklarda. Dolayısıyla Afrika'da belli bölgelerde üsleri var Wagner'in. Sadat'ın böyle bir şeysi hiçbir yerde yok. Yani dünyanın hiçbir yerinde bizim kendi ofisimizin dışında, İstanbul'daki Beylikdüzü'ndeki ofisimizin dışında dünyanın hiçbir yerinde Sadat'ın herhangi bir üssü, ofisi, bürosu hiçbir şeyi yok. Wagner böyle bir yapılanma. Oynadığı rakamlar çok büyük. Yani Afrika bölgesinde altın madenlerine falan hükmediyor. Havaalanları bile var kendisine ait. Üsleri var. Dolayısıyla çok farklı bir yapısı var. İşte Sadat üzerinden de bir algı oluşturmak için biz sivil ve bir özel sektör şirketiyiz. Yani devletle bir ilişkimiz yok. Yani devletin bir şirketi değiliz biz. Türkiye'de sistem çok nettir. Yani silahlı kuvvetler var, polis teşkilatı var. Devletin paramiliter bir örgüte ihtiyacı olmaz Türkiye'de. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ne yaptığı bellidir. Herhangi bir özel şirket olamaz. Kabul edilebilir bir şey de değil bu. Yani bunu biz de kabul edemeyiz. Kimse de kabul edemez böyle bir şeyi. Dolayısıyla ama sanki varmış gibi bir algı oluşturup biz hani nasıl şimdi Putin zor duruma düştü. Sanki bizim hükümetimiz de Sadat'la ilişkiliymiş de işte Sadat da yarın öbür gün sizin başınıza böyle bir bela açacak. Yani hayır, biz paramiliter bir örgüt değiliz. Devletin bir kurumu değiliz. Devlet bizi herhangi bir yerde hiçbir şekilde kullanmadı şimdiye kadar. Biz tamamen kendi inisiyatifimizle, kendi hareketlerimizle, kendi kararlarımızla hareket ediyoruz. Dolayısıyla tek şanssızlığımız zannediyorum şirket olarak, yaşadığımız tek şanssızlık, şirketimizin kurucusunun belli bir dönem Cumhurbaşkanı başdanışmanlığı yapmış olmasından kaynaklanıyor. Yani oradan bir eklemlemeye çalışıyorlar. Ama yani böyle bir şey olmadığı, yani 12 yıllık bir şirketin artık geçmişine bakıldığında ne yaptığı meydanda. Yani varsa mesela Kılıçdaroğlu diyor ya işte şunu 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 yapmaya kalkıyor bu şirket diye. Bunu açıklamazsa affedersiniz şerefsizdir diyeceğim. Yani bunu ispat etmezse eğer, bu söylediklerini ispat etmiyorsa eğer, belgeleriyle, delilleriyle ortaya koymuyorsa buna söyleyecek başka bir şey kalmıyor. Ya, o tweet'i tekrar verir misin sevgili yönetmenim? Yani oradaki saydıklarını görelim. Çünkü ithamlar ciddi. Yani evet. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayıydı. Ya burada kastettiği ne mesela? Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkacak. Bayrağını, anayasasını değiştirmek istediklerini söyledim. Bunu mu diyorsunuz? Evet, yani böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Böyle bir saçmalık olması mümkün mü? Bunu mu ispat etmezse diyorsun? Yani evet, ispat etsin bu söylediklerini. İspat etmiyorsa şerefsizdir ve ben buna tekrar tazminat davası açacağım. Biliyorum çünkü kendileri ispat etmek için herhangi bir girişimde bulunmayacaklar. Çünkü atıyorlar ve bunu alan bir geniş bir kitle var Türkiye'de. Yani hangi yalanı söylerlerse o yalana inanan geniş bir kitle var. İşte birkaç gün önce de siz aslında bu programa çağırırken başka bir konu vardı gündemde. Tam onu soracaktım. Onu Hatay özel bölgesi meselesi. Yani birileri oradaki tek hedef var. Dikkat ederseniz orada o tweet serisinde tek bir hedef var. Hedef alınan tek bir firma var. Sadat Uluslararası Savunma Danışmanlık Şirketi ve beni hedef almış. Bu tweet alabiliriz arkadaşlar. O tweetlerinin tamamına ben tabii ilk beni bir medya kuruluşundan aradılar. Böyle bir şey var diye. O gün de çok yoğundum. İlk gün bakamadım. Sonra gördüğümde, tweetleri incelediğimde baştan sona bir baktım ki hedef biziz. Başka bir şey hedeflemiyor. Yani sadece bizi karalamak için Hatay yapmış. Özel yönetimi kuruluyor mu diyordu. Bir şey vardı. Var öyle bir böyle bir hesap vardı. Evet. Bunun Sadat'la alakası kuruluyordu. İşte Melih Tanrıver'den onay aldık demiş. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Ya ben kimim ki böyle bir şeye onay verecekmişim? Ama hangi mihrakların hedeflediği belli. Yani bu belli bir yerlerden ısmarlanarak yapılıyor. Biz ne zaman bir adım atsak, bir çalışmaya girsek, işte bir yerle bir sözleşme aşamasına gelsek, biliniyor. O konuyla ilgili kişiler biliyor bunu. Hemen bir şeyler uydurup piyasaya sürüyorlar. Belki de hazırda bir şeyler tutuyorlar ellerinde. Uydurma dosyalar tutuyorlar. Ondan sonra ve bunları zaman zaman atıyorlar bu şekilde. Ne zaman bir ilerleme kaydetsek, bir merhale kaydediyor olsak bir yerde,
hemen böyle bir şeyler çıkartılıyor ortaya. Bu nedir bu? Hatay Özerk yönetimi mesela iddiası neydi? Bilemiyorum ki. İşte ben de ilk defa o tweetle gördüm böyle bir şeyi. Yani bizimle ilgili herhangi bir şey, unsur yok. Onunla ilgili suç duyurusunda da bulundum ayrıca. Bu ne demek? Suç duyurusunda bulunmam. Eğer benim de böyle bir şeyle ilgim varsa savcılık bunu inceleyip ortaya kimin dökecek demektir. Kimin yaptığı belli mi? Daha henüz tespit edilemedi. Henüz tespit edilemedi. Yani hemen şurasında iki gün oldu daha burada henüz. Burada Sadat nasıl suçlanıyordu Hatay Özerk yönetimi şeyinde? Şey diyordu, Melih Tanrıver herhalde şu anda tweetlere erişim yasağı koydurduk. Biz bilmiyorum kapattı mı Twitter şeyi. Erişilemiyor olabilir şu anda. Ama şey diyordu, Melih Tanrıverdi'den bu özerk yönetimi kurmakla ilgili onay aldık diyordu tweette. Evet. Siz de buna tabii ki doğal olarak tepki gösterdiniz. Yani mümkün mü böyle bir şey olabilir? Peki, mi ya? Bu tarz şeyler yani kamu kurumlarının içinden birileri tarafından mı yapılıyor acaba, yoksa başka bir yerden mi? Sizin bir tespitiniz var mı? Yani bunu ben FETÖ'nün organize ettiğini düşünüyorum. FETÖ halen daha yurt dışında zaten aktif. Türkiye'de de halen bazı kurumlar. Peki FETÖ ile sizin yani FETÖ niye sizinle uğraşsın? Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde FETÖ'ye yer açmak evet. için bizim yani Müslüman kesime mensup olanlar tasfiye edildiler. Ve biraz önce de anlattığım gibi bu kesim döndü, çıktı, bir şirket kurdu. Bu şirket uluslararası alanda güzel işler yapıyor. FETÖ'nün evet. patronunun onun sahibinin sahasına girdi. Ondan onun ayağına basıyor orada. Orada güzel işler yaptığımız zaman hemen bunun cevabı buradan geliyor. Peki Sayın Akşener mesela az önce dediniz ya dava açtık evet. 2018'de böyle bir şey oldu. Asılsız çıktı iddiaları. Ondan sonra Akşener yine iddialar oldu mu? Devam etti mi yoksa özür diledi mi? Özür dilemedi tabii ki ama iddiaları duruldu. Şimdi şey yapıyor sadece suç unsuru oluşturmayacak şekilde. İşte Kılıçdaroğlu böyle dedi falan gibi. Hmm. Yani hani kendim söylemiyorum bak o söylüyor. Hani bana açmayın davayı gibilerinden konuşuyor sadece. Dolayısıyla gerçekten enteresan. Sizin mesela Ümit Özdağ daha geçen ben, hafta Ümit Özdağ açtığımız doğru, o da video Twitter'da dolaşıma sokuldu. Daha geçen hafta açtığımız davalardan bir tanesi kazandık tazminatı. Ümit Özdağ'dan da daha önce de bir kazanmıştık Ümit Özdağ'dan geçtiğimiz yıllarda bir tazminat. Şimdi geçtiğimiz hafta yeni bir tazminat daha kazandık. Bazı da, gazeteciler var. O da mı benzer iddialarda bulunuyor? Tabii ki benzer iddialarda bulunuyor sürekli. Peki hiç kendileri iletişim kurma denemesi yaptınız mı? Gerek var mıydı böyle bir şey? Gerek duydunuz mu ya da? Yani biz öyle bir şey talep etmedik ama Kılıçdaroğlu bizden talep etseydi, ben bunu daha önce de basında açıkladım. Bizden talep etseydi, bizi gerçekten tanımak istiyorsa eğer, gerçekten öğrenmek istiyorsa ne yaptığımızı, gurur duyarız yani. Tüm dünyada gidip devlet başkanlarına, savunma bakanlarına sunumlar yapıyoruz. Genelkurmay başkanlarına sunumlar yapıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'na da bir sunum yapardık. Yani şunu dese Sayın Kılıçdaroğlu, ya ben böyle konuşuyorum ama Sadat'ı tanımak istiyorum. Geleyim, bana bir bilgi verin, bir sunum yapın dese kapıyı açar mısınız? Memnuniyetle yapardık böyle bir şeyi. Yani mutlaka yapardık. Niye yapmayalım? Mesela olmaz ama olur mu bilmiyorum. Siz davet edin. Sayın Kılıçdaroğlu, madem bilgilenmek istiyorsunuz, bence böyle sizi yanıltıyorlar. Gelin sizi bilgilendirelim tarzı bir davet yapmak ister misiniz? Yani artık daha hala bunca olayın üzerine anlayamadıysa ne yaptığımızı, davet etsek, gelip anlatsak da bence konu bu değil. Yani hani masum bir şekilde ya ben bu masumane bir şey olarak görmüyorum ben bunu. Hani ya ben yanlış değerlendirmiş olabilirim diye bir şüphesi olduğunu düşünmüyorum. Bence ona talimat veriyorlar. Bunu evet. böyle yap diye. O da o talimata uyuyor bence. Ya bir Sedat Peker meselesi vardı. Evet. Neydi o? Sedat Peker de bizimle ilgili iddialarda bulundu. İşte kendisi Suriye'deki Türkmenlere yardım götürdüğünü, tırlarla yardım götürdüğünü. Evet. Bu tırlarla götürdüğü yardımın arasına işte bazı birkaç tane tır sokulduğunu ve bu tırların Sadat tarafından verildiğini, tırların içindeki yükün silah mühimmat olduğunu ve bunların Nusra diye bir örgüte teslim edildiğini söyledi. Tabii burada aslında bir kere kendi işlediği bir suçu itiraf ediyor. Ben yurt dışına tırlarla silah götürdüm ve bir yere teslim ettim diyor. O kesinleşmiş bir şey, itiraf.
Ama bunu Sadat'tan aldım şeklinde bir şey getiriyor. Yani işlediği suça bizi de ortak ederek herhalde kendisini aklamaya çalışıyor. Veyahut da ortak bulup bir suçun şeyini dağıtmaya çalışıyor tahmin ediyorum. Biz bununla ilgili de ilk önce suç duyurusunda bulunduk. Ne demek bu? Savcılığa araştır, ben gerçekten böyle bir şey yaptıysam. Çünkü ben zan altında kalıyorum. Yani zan altında kalıyorum. Yaptıysam araştırın, soruşturun. Evet. Ondan sonra varsa bir böyle bir şey yapmışsam gerçekten cezam neyse çekeyim. Evet. Suç duyurusunda bulundum. Savcılık bunun soruşturulmaya yer olmadığına karar verdi ve reddetti suç duyurumuzu. Onun üzerine tekrar suç duyurusunda bulunduk. Bu sefer müşteki olarak, yani zarar gören olarak suç duyurusunda bulunduk. Yani ilk öncesinde standart bir suç duyurusuydu. İkincisinde müşteki olarak başvurduk. Onu da reddetti savcılık. Dolayısıyla konu araştırılmadan kaldı. Tabii o dönem ben hatırlıyorum. Tahmin ediyorum FETÖ tarafından yapıldı bu iş. Sadat'tan geliyoruz dediler Peker'e. Biz Sadat'tan geliyoruz dediler. Kaç yılında? Herhalde 2014, 2015, 2016 belki o yıllarda. O midterları daha önceydi galiba değil mi? Midterlarından sonra herhalde tahmin ediyorum bu olay. O dönemler birkaç defa Sedat Peker randevu talep etti Adnan Paşa'dan, onu da hatırlıyorum. Tam tarihini hatırlamıyorum ama. Ama birkaç defa randevu talep etti. Adnan Paşa da benim böyle birisiyle işim olmaz deyip randevu vermeyi reddetti. Hatta daha sonra Adnan Paşa baş danışman olduğunda da birkaç defa külliyede ziyaret etmek için randevu talep ettiğini biliyorum. Onlara da reddetmişti Adnan Paşa. Tahmin ediyorum birisini bu Adnan Tanrıverdi telefondaki diye Peker'le görüştürmüşler. Neden bu sonuca varıyorum? Çünkü elinde herhangi bir belge bilgi yok. O götürdüm dediği tırların Sadat'tan geldiğine dair herhangi bir belge bilgi yok. Sadece şey diyor, HTS kayıtları incelensin diyor. Yani bir ses kaydı bile yok elinde. HTS kayıtları incelensin diyor. Yani telefon görüşme kayıtları incelensin. Orada hangi numarayla, hangi numara üzerinden görüşme yapılmış, o görüşen kişi gerçekten Adnan Tanrıverdi mi, o meydana çıksın diye. O zaman dedim ben, Sayın İçişleri Bakanımız da söylemişti, keklemişler diye. Sedat Peker'i iyi keklemişler o dönem, kim yaptıysa. Ben FETÖ olduğundan şüpheleniyorum. Onunla ilgili de iki defa suç duyurusunda bulunduk. Fakat tazminat davası açamıyoruz çünkü yurt dışında. Yani açsam da boşu boşuna masraf yapmış olacağım. Dönerse Türkiye'ye tazminat davası açacağım tabii ki. Evet. Ondan sonra daha Sedat Peker bir şey söyledi mi? Ben hatırlamıyorum ama. Yani o polemikten sonra. Daha sonra bizimle ilgili bir şey açmadı tekrarın. Evet. Gerçekten de şöyle enteresan bir durum, ithamlar sevgili izleyenler. Dolayısıyla şunu çok net görebiliyoruz. Wagner savaşçı bir örgüt, ordu ya 100 binden fazla milis gücü olan, paralı asker olan bir savaşçı, paralı askerlerden bahsediyoruz ve şimdi darbeye kalkıştı. Dünyanın çeşitli yerlerinde üniformalarıyla, silahlarıyla çatışmalara giren bir paramiliter güç. Sadat ise işte başkanı burada diyor ki ben sivil bir insanım, silahımız yok, silahlı eğitim ve savaşta yokuz ve sayımız da 19 civarında, 20 bile ulaşamadık, 20 bin değil bakın, 20 bile ulaşamadık. Dolayısıyla bir danışmanlık şirketi, savunma danışmanlık hizmeti veren bir şirketiz diyor, ticari bir şirket, benim anladığım evet, o. Evet. Şimdi tabii küresel çapta baktığımızda bize benzer pek çok şirket var ama Türkiye'de bu alandaki tek şirket olduğumuz için Türk kamuoyu bunu aslında doğru şekilde anlayamıyor. Biz tabii kurulduğumuz yıldan itibaren savunma sanayi hizmet sektörünün bu sektör olarak literatüre girmesini talep eden çeşitli girişimlerde bulunduk. Şimdi geçtiğimiz 20 yılda savunma sanayimiz yerlilik ve millileşme yolunda çok önemli mesafe aldı. Yönetmenim uyarıyor, toparlayabilirsiniz, çok sevineceğim. Tamam, çok kısaca şey yapayım. Şimdi 11. Kalkınma Planı'nın hedefleri ve politikaları başlığı altında savunma sanayi ile ilgili bir çerçeve çizilmişti. Geçtiğimiz dönemin kalkınma planı. Şimdi artık 12. Kalkınma Planı'nın hazırlıkları içinde olduğumuzu düşünüyoruz. Düşünüyorum devlet olarak. Devletimiz, hükümetimiz bunun hazırlıkları içindedir tahmin ediyorum. Şimdi daha önce
2019-2023 savunma sanayi stratejik planında Türk savunma sanayinin Türkiye'nin küresel güç vizyonu doğrultusunda savunma sanayini organize etmek hedefini koymuştu hükümetimiz. Şimdi yeni dönemde 2024-2028 yılı stratejik planında bence SADAT olarak şöyle olmasını düşünüyoruz. Küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi alanında ürün ve hizmet ihracı ile küresel pazar payını arttırmak. Niye bunu böyle söylüyorum? Çünkü 2023 hedefi %75 yerleştirmeydi savunma sanayi pazarını. Fakat 2022 sonunda zaten %80'e ulaştık. Önümüzdeki yıl en kötü ihtimalle 2025 yılının başında bu %100'e ulaşacak. Evet. Artık daha hedefi ilerletmenin mümkünatı yok. Ama savunma sanayi hizmet sektörünü de koyarsak işin içine, o 200 milyar doları aşan küresel pazardan Türkiye'de payını alır en güzel şekilde. Mutlaka evet. Bu yasallaşmalı ve bununla ilgili mevzuat çalışmalarımız da var. Bizim 2012 yılından beri yaptığımız. Bunun üzerine durulması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü devletimize önemli bir vizyon açacak bu. Eyvallah. Kapatmama izin verecek misiniz? Kapatabilir miyim? Aslında konum çok daha uzun ama evet. Programın süresi yeterli değil. Şöyle yaparız, yine Kırmızı Masa'da sizi yine ağırlayalım. Tamam. Problem değil. Çünkü Sadat da önemli. Siz de evet. Söylemeleriniz de çok önemli. Yönetmenim sıkıştırıyor çünkü bizden sonra da bir program var. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bence kabul ettiğiniz bugün için. Bunların konuşulması gerekiyordu. Açıklamanız evet. Gerekiyordu. Bence çok isabet oldu. Hayır vardır diyorum ben. İyi de oldu. Gereken cevapları verdiğinizi düşünüyorum. Sadat'ı bence gayet güzel anlattınız. Çok çok teşekkürler tekrar. Sevgili izleyenler, bizden sonra Sinema Aynel Yakin var. Onu da tavsiye ediyorum. Haftaya bayram inşallah. Kurban Bayramınızı da tebrik ediyoruz. İnşallah insanlığa hayırlara vesile olur Kurban Bayramı da. Tüm izleyicilerimizin Kurban Bayramı'nda şimdiden tebrik etmiş olalım. Kırmızı Masa aslında canlı yayın olarak sezonun finalini bu akşam yapmış oluyor. İnşallah yeni dönemde Allah'tan bir mani olmazsa yine yeni Kırmızı Masalar'da yeni değişik misafirlerimizle sizlerle olmayı arzu ediyoruz. Allah'a ısmarladık.